Ana yemek geldi. Patlıcan neydi? Yalnız söylemeyelim ismini. Zübeyde. Et soteli. Ha, et soteli, patlıcan kapama mıydı? Patlıcan kapamamız ve şehriyeli kuskus. Ha, şehriyeli kuskus. Ay kuskus ne severim ben de. Herkes bulgur pirinç yapıyor. Biz de dedik değişik olsun bu sefer. Kuskus pilavı yapalım. Ha, bak salatalarla birlikte getirdi. Bravo Zübeyde. Beklemedik de öyle fazla. Bakın kimse servis geciktik demiyor yani. Evet. Seri bir şekilde yok, geliyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Hani her gün söylüyorsunuz. Yok. Bakın bugün daha kimse ana yemek geldi. Aa nerede kaldı demedik. Evet gayet seri. Ben dedim gayet. İsterseniz çorbalarımız bitti haberi yoktur gelsin alsın diye. Bravo Zübeyde servisin gayet seri. Gayet çabuk evet. Hadi inşallah ana yemekte güzel şeyler bekliyoruz. İnşallah. Servisleri hızlıydı. Hızlıydı yani. 3 gündür itibaren hızlıydı servisleri. Güzeldi yani. Ya şimdi Zuhal Hanım. Efendim? Benim düşük puan verdiklerim hiçbir şeyi beğenmeyecekler zaten. Ben onu biliyorum. Az öyle düşünmeyin. Hayır, öyle düşünmeyin gerçekten. Bakın Hatice Hanım'a herkes düşük verdi. Öyle düşünmeyin gerçekten. Kadıncağız 9 falan verdi yani. Evet, hiç Zuhal Hanım biz burada kimseyi tanımıyoruz ki. Herkes biz yediğimiz yemeğe puan veriyoruz. Bir de bir bardak su rica edeceğim. İşini bitir sonra en son acısı yok. Ben en düşüğü ben aldım işte öyle vermedim yani. Öyle düşünmeyin. Sana. Niye öyle düşünüyorsunuz? Canım, öyle bir şey ay çok küçük yani. Çocuk menüsü gibi geldi. Evet menüler birazcık benim dikkatimi çekti. Yemekler. Çok küçük. Nedir çocuk menüsü olan? Çok minik yani her şey. Ya ben bunu çocuğumu yedirmiyorum. Yani bu yemeği çocuğuma yedirmiyorum. Hayır görüntü olarak ufak yani küçük ebatlar. Porsiyonlar küçük. Az mı geldi? Az evet. Yani İsterseniz devamını getirelim. Çok büyük olmuş. O ilk gelen önemli. Bence gayet kibar bir şekilde olmuş. Yani çok da birbirine tam karışsın şeyde. İstemiyorum lezzetleri. Çünkü birisi salçalı soslu, diğeri kuskus pilavı. Zuhal Hanım bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bence küçük, bu kürdanlar üzerinden çıkıp masaya öyle gelmeliydi. Gelmez. Restoranlarda görüyorum. Hayır böyle. Gelmez. Davet masasında o şekilde gelmez. Hiç alakasız. Ya ille bir şey bulacaksınız ya daha tadına bakmadan. Ben görüntü olarak söyledim. İşte çirkin bir görüntü değil yani. Daha tadına bakmadan kürdanı öne sürdünüz. Tadına baktıktan sonra bakalım neler öne süreceksiniz. Niye kabul etmiyorsunuz hiçbir şeyi? Niye diyeyim siz ettiniz mi? Siz neyi kabul ettiniz? İkiyi kestim bitti. Efendim? Fahşuk'ta ne haber diyor. Bitti mi? İkiye kestim bitti. İkinciyi aldığınıza göre beğendiniz herhalde. Osman hoşunuza gitti. Afiyet olsun çok sevindim. Ayşe Hanım içinden uyanık bir Ayşe Hanım çıktı. Yani bizim masada gördüğümüz Ayşe Hanım değildi. Sonuna kadar savundu. Hiçbir eleştiriyi kabul etmedi. Güzin Hanım ikinciyi almış bitmiş. Ben de ikinciyi aldığınıza göre çok sevinmişsinizdir. Çok beğendiniz herhalde dedim. Güldü. Afiyet olsun çok sevindim dedim. Bu gavur da salatası mı ya Ayşe Hanım? Ay pardon. Ne oldu ya? Doğru İsterseniz siz yapın yorumu. Siz hayır. Ben bunu söyledim siz bunu yapın. Hayır gerçekten sizin söylediğinize güldüm. Doğru siz söylüyorsunuz ondan güldüm. Yani size gülmedi. Yok ben zaten üstüme alınmadım. Güzin Hanım benimle uğraşıyor çünkü bugün benim günüm. Ya ben şu anda ona mükellef bir sofra da çıkarsa o bir bahane bulacaktı bunun için. Kayınvaliden de 8'i aldı. Ha hakkıdır. Güzel olmuştur. Helali hoş olsun. Çünkü ben kayınvalideme de söyledim. Hakkı neyse o. Hani kimsenin hakkını yemeyelim. Bu gavurdağ salatası mı? Gavurdağ. Dedim. Yok değil. Hani ne yemesem. Bu? Niye yiyoruz biz? Bilmesem. Niye yiyoruz? Normal işte. Biber, domates, soğan, doğranmış. Zaten olur gavurdağ salatasının içinde. Böyle olmaz. Nasıl olur Güzin Hanım? Daha küçük kesilir. Yani çok emekli bir salatadır. Çok emekli bir salata. Yani bir tek küçük kesilmediği için mi gavurdağ salatası olmuyor? Yani çok az, çok eksik var gibi görüyorum burada. Ne var? Eksik gözüm de görmüyor, ne? Gözlüğüm de yok. Gözlük verelim domatesi mi? Belki var. Siz az görüyorsunuz. Taze soğanı var, sivri biberi var, maydanozu var, cevizi var. Dereotu da var galiba. Ay. Sosunda. Pardon. Ceviz bakacağım. Cevizi çok az içinde. Çok az. Ceviz çok daha az. İri konu. Ceviz araştırma ekibi. Evet. Cevizi çok az ama içinde. Keşke yakın gözlüklerim. Gerçekten göremiyorum. Sayısını mı sayacaktınız? Yok hayır. Ceviz çok minik. Çok çok minik ceviz. Tatlımız revani. Portakallı revani. İçerideki menüme bebek menüsü, çocuk menüsü dediler. Buyursunlar. Onlara kocaman bir tatlıyla geliyorum. Aç kaldılarsa tatlıyla doyursular karnını. Patlıcanın içinde neyin içine sardınız? Patlıcanın içine sardık.
Patlıcanı kızarttım. Et mi, kıyma mı? Et. Ben tadını alamadım. Et mi olduğunu. Çok daha hoş et. Kıyma olduğunu çözemedim ben. Kıyma gibi geldi ağzıma da. İçindeki kıyma. Et değil. Et çok dağılmış. Çok dağılmış yani. Kıyma. Et gibi i̇şte. Gelmedi. O et yüzden. Minik minik kesti etleri. Biftekleri miydi, bonfile miydi? Ama Zuhal Hanım... Biftekti değil mi? Kıyma gibi olmuş. Hayır. Biftekleri minik minik kesti. İşte. Bayağı küçük kesti. Küçük küçük. Et. Kesti. Et demedi mi kavurma? Et, evet. Sote, et, sarmış değil mi? Hayır, öyle... hanımefendi kıyma diyor da. Kıyma gibi olmuş içinde. Zuhal Hanım işte, ha. Kamera çeksin işte. Kıyma gibi. Et gösterin. Ufalanmış yani, etler yok. Hayır, et çok pişmiş, dağılmış evet. Et. Evet, yok. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Ve kendi çocuğuma ben patlıcan yemeği yedirmiyorum. Soğanlar da çiğ. İnsan ağzında kıt kıt ediyor. Yemekteki soğan mı? Evet. Kuskustaki de, kuskus da sert olmuş. Evet. Ya, İnsan ağzını öyle mi olur bilmiyorum ben de yemişmiş gibi. Yani o soğanı zaten önce bir kavuruyorsunuz. Ya iyice ne kavurmadı. Ondan sonra eti koyuyorsunuz, et içinde pişiyor ve soğanlar kıt kıt pişmiyor. Ama insan ağzında, böyle kıt kıt etti. Soğanlar. Evet. Et pişti ama dağılmış et, soğanlar evet. Pişmemiş. Hayret. Çok hayret ettim şu an. Gerçekten yani bana öyle geldi. Yani et pişiyor, soğanlar pişmiyor. Yani bir şey bulmak için buldum. Yok bir şey bulmak için değil. Evet aynen öyle. Hani. Çok da yağlı mesela bunu çıkardım. Kızartıp da bir dediği gibi petiten üzerine almalarını alsaydı sardık. Çok da yağlı sarmışlar olmuş. Ama sardık zaten. Hani bu da olmamış. Kayınvalide beni çok şaşırttı. Yani ben ondan daha böyle bir savunma bekliyordum. Ama beklediğim savunmayı göremiyorum. Şimdi tamam. Görüyorum yemeği. Dilan, gözlük taktı. Evet. Ne aradığını çıkardınız bir saniye çantam, pardon. Çantam yanımdaydı. Gerçekten soğanlar büyük. Gerçekten şimdi görüyorum biliyor musunuz? Kıyma değil de böyle eti kıyarsınız ya minik çöpür öyle. Küçük küçük kıydı eti. Ama çok dağılmış etler yazık ya bonfileye yazık olmuş. Evet. Yani yemekler hiç olmamış. Ha şimdi cevizi arıyorum ben. Aranan ceviz bulundu, bulundu mu acaba? Bulundu mu? Ceviz benimkinde var. Var burada da var. Var benimkinde var. Çok arzdım. Kaç kere yemeniz gerekiyor bir cevizin ceviz miktarı? Sayılamadın kızım şimdi cevizleri. 3 yedim. Yok yani. 3 tane ceviz geldi. Hayır çok minik ceviz benim. Biraz daha dişe gelebilirdi cevizden. Rondodan şöyle bir geçirdim. Evet biraz daha geçirdim. Gavurdağ salatasının üstünde. Biraz daha iridir yani ceviz üstünde. Güzin Hanım siz pek fazla bir şey beğenmediniz. Beğendim. Bu gavurdağ değil diyor. Gavurdağ değil. Çok nasıl sakinsin oluyor yani peki? Çok hoş bir bayansın. Teşekkür ederim. İyi güzel bir gelinsin çok ama. Çok sağ olun da güzellik değil biz. Lezzet yarıştıracağız burada. İşte onun için yani önce seni bir böyle bir çıkarayım. Etler pişmiş ama içinde soğan pişmemiş. Fatma Hanım çok evet, gerçekten bak ağzıma öyle geldi ki hani kıtır kıtır etti. Et pişmiş soğan. Evet, soğan pişmemiş kıtır kıtırmış. Biber? Biber de öyle şey olmamış yani bak. Biber. Çiğ mi diyorsun? Evet. Ağzıma öyle geldi yani. Ben anlamıyorum ya. Et pişiyor ama biberle soğan pişmiyor. Ayrı mı kavurdunuz? Ne yaptınız? Hayır. Ya ben eti ilk küçük küçük doğradım ve çok haşladım. Küçük kıyma gibi evet, olmuş diyorlar. Ben de dedim minik minik doğradım. Onu bilerek yaptım zaten yani. Ama o diyor. Şimdi ama ben onu diri diri doğrasam ağzınıza diri diri et gelecekti. Ama o tadı hiç alamadık. İçinde ne olduğunuzu kayınvalidenize sordum. Kıyma mı var? Et olduğunu anlamadınız. İnanın ki anlamadım. O zaman çok ama güzel. Ama bir tek ben bayağı bir ince ince doğramışım Murat. Bunu istedim ben zaten. Bir tek ben bakın Güzin Hanım. Dağılmış, bir tek belge değil. Gerçekten. Bak bütün sarı ay hanımefendi nezaret gerçekten hanım da aynı şey. Evet, evet, da. Evet. O da yani bir tek ben değil. Üçümüz et, aynı şeyi aldık. Et dağılmış ama sebzeler pişmemiş içinde. O da güzel. O da enteresan yani. Ben evet, o da çok enteresan. Şey, gerçekten bak, bak, et dağılmış. Fatma Hanım başka bir şey söyleseydiniz. Ya başka bir şey söyleseydiniz inanacaktım ama. Çok az kavurmuşsunuz herhalde etle birlikte. Tamam az kavurduk ama içine diyelim ki şeyi koyduk, eti koyduk. Et pişti ama soğanlar pişmedi. Ya önce eti pişirmişsiniz herhalde. Önce et haşlandı herhalde. Sonradan ondan sonra bir taraf pişmemiş. Bir tarafta biraz soğan daha kavruldu. Kavrulsaydı etle birlikte. Kavruldu zaten. Bir de yağ. Önce dedi. Soğanlar kavruldu. Çok içine yağlı. Biber kondu. Çok ondan yağlı kavruldu. Evet. Ne yağlı? Patlıcan mı? Evet. Patlıcan. Yani ben üzerine hiç yağ koymadım çünkü patlıcanları kızarttığım için hiç yağ koymadım ve de kızgın evet, yağ attım üzerine ki alsaydınız çok patlıcan yağı için aldık. Sarkıyor. Kız yani biz de aldık evet. Havlunun içine o kadar bizim de aklımız eriyor yani o havlu kağıdın patlıcanın çekeceğini. Bir şey söylemedim yani. Alsaydınız yani diyorsunuz da aldık yani. Aldık diyorlar. Anladım. Şöyle anlatayım çok da kızgın yağın içine attım ki çok fazla çekmesin diye. Evet. Kuskus. Kuskus. Güzel pişmiş, evet. Beğendim ama bu da biraz yağlı olmuş, çok yağlı. Yağlı olmuş. Evet.
İçine hiç... Yani yiyen bayanlar yağlı değil. Yağlı değil. Bana hiç yağlı. Hayır işte... Yağlı. Bir yağlı biraz fazla yağlı. Bir şey bulacaksınız ya. Hayır bak yağlı değil. Beğendiniz ama içinden yağlı çıkarttınız. Zuhal'im şöyle olmuş. Patlıcanın yağı süzülüyor ya tabağa koyduğumuzda, benimkini de kuskusun içine atmış. Biraz daha fazla koysam hepten birbirine karışacakmış demek ki. Ondan o yağlı gösterdi. O da yağlandığı için ağır oldu. Patlıcanın yağı, yani. Benimkinin içini ben hatta böyle yaptım. Bakabilir miyim tabağınıza? Evet bak ben böyle yaptım, çektim bak altında. Bize salçalı... mi yakmadı yağları? Benim kuskusumda benim tabağımda da yok. Bakın. Halbuki ya ben bir de şey de yedim. Benim için o fark etmez. Evet. Onun yağını o şeyle karışmış. Benim de ben söyledim ama kuskus yağlı değil. Değil. Yağlı değil. Peki Fatma Hanım gavur dağını da yorumlasın. Onu da beğenmedim. Domatesler çok iri. Sebzeleri çok az. Domatesler iri. Bir tane bir tane koymuşlar sanki. Hepsini domates çok. Bu domates iri mi Fatma Hanım? Yani biz cetvelle mi ölçeceğiz bu domatesleri hayır, keserken? Hayır çok iri dedim yani. Hayır ufak iri değil. Ufak doğranabilir de. Bundan daha ufak bir yani salata ben düşünemiyorum. Ama gavurdağın özelliği çok küçük. Küçük. Çok küçük. Çok küçük. Yiyoruz çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.